Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizlerle 8. sınıf 2. dönem 1. fen bilimleri yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce yazı sorularımızı eğitimevi.webl.com sitemizden bulabilirsiniz. Ve hemen ilk sorumuza başlayalım. 1. sorumuz, oksijenli solunumun asıl amacı ve gerçekleştiği yer aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Solunumun, yani oksijenli solunumun asıl amacı nedir? Tabii ki vücudumuzun enerji üretmesidir. Zaten enerji nerede üretilir? Tabii ki mitokondride üretileceği için oksijenli solunumda mitokondride gerçekleşir ve mitokondride zaten enerjinin yönetim yeri olduğu için de doğru cevabımız amacı enerji üretmek, gerçekleştiği yer ise mitokondridir. Cevabımız C'dir. Oksijensiz solunum ise arkadaşlar, o da sitoplazmada gerçekleşir. Bunu da ek bilgi olarak söyleyelim. İkinci sorumuza geçelim. Burada da arkadaşlar bize iki tane kutu verilmiş ve bunların ne olduğu soruluyor. Işık ışınlarının izlediği yol şekilde görüldüğü gibidir. Buna göre 1 ve 2 numaralı kutulara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Baktığımızda bu kutudaki cisim ne yapıyor? Gelen ışınları bir noktada toplamakta. Buradaki ışıklar geliyor ve bir noktada toplanıyor. Bu ne olabilir? Bu arkadaşlar hem ışık kırıldığı için ve bir noktada toplandığı için bu nedir? İnce kenarlıdır. İnce kenarlı, yani yakınsak mercektir. 1'e ince kenarlı mercek gelecek. İnce kenarlı mercekler ne yapıyordu? Işığı topluyordu ve bir noktada birleştiriyordu. İnce kenarlı. O yüzden A ile C'yi direkt eleyebiliriz. Diğerine baktığımızda ise burada da tam tersi oluyor onun. Buradaki gelen ışıklar geliyor ve dağılıyor. Bu da nedir? Tabii ki bu da dağıldığı ve kırıldığı için ne olur? Tabii ki kalın kenarlı mercek olur. Zaten ince kenarlı olduğu için diğeri de mercek olursa kalın kenarlı mercek olacak. Bu yüzden doğru cevabımız B. Diğerine bakarsak zaten düz ayna demiş. Bunu direkt eleyebiliriz. Çünkü düz ayna da ne yapıyor? Geri yansıyordu. O yüzden bunu eleyerek direkt B şıkkımızı işaretleyebiliriz. Hemen 3. sorumuza bakalım. Burada da diyor ki yukarıdaki sesin hızı ile ilgili bir tablo verilmiştir. Sadece bu tabloya göre bilgilerinden hangisi ya da hangileri çıkarılabilir? Bakalım. Sıcaklık arttıkça sesin sürati de artar. Bakalım. Sıcaklık artmış mı? Bakın. Buradan bunu bilebilmemiz için maddelerin aynı olması lazım. Maddeler aynı. Ondan sonra sıcaklıkların farklı olması lazım. Baktığımızda farklı. Biri 0 derece, biri 20 derece. Bakalım ses hızı ne yapıyor? Ses hızı artıyorsa bunu çıkarabiliriz. Sadece tabloya bakarak çıkarılır. Sıcaklık arttıkça, bakın, artmış. Sesin sürati de artar. Bakın, bu da artmış. O yüzden bunu çıkarabiliriz. 2. Katılar sesi sıvı ve gazlara oranla daha hızlı iletir. Bakalım, bunu çıkarabilir miyiz? Katılara bakalım. Demir nedir? Katıdır. Ne almış burada? 5000. Ondan sonra sıvıya bakalım. Demire 0 derecede baktığımız için suya da 0 derecede bakalım. 1432. Havaya da bakalım. Hava da 0 derecede, 332. Buna baktığımızda bunu da çıkarabiliriz. Daha hızlı iletir. Tabloya bakarak sadece bu da anlaşılır. O yüzden bu da doğrudur. Ses boşlukta yayılmaz. Eğer bu tabloya bakarak, bakın burada ne diyor? Sadece bu tabloya göre. Sadece bu tabloya bakarak arkadaşlar sesin boşlukta yayılmadığını anlayamayız. O yüzden bu yanlıştır. Bu olmaz. 3'ü direkt eleyelim, 3'leri. Değişik olmuyor o zaman. Zaten neydi cevabımız? 1 ve 2. Yani cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim. Burada da arkadaşlar merceklerle ilgili bir soru. Ceren Fen Bilimleri dersinde hazırladığı poster için aşağıdaki görselleri kullanmıştır. Ceren'in hazırladığı posterdeki hangi görsellerde mercek kullanılır? Büyüteçte kullanılır mı? Tabii ki kullanılır büyüteçte. Ondan sonra bu neydi? Bunda da kullanılır arkadaşlar. Bu da küçük canlıları büyüttüğü için bunda da mercek kullanılmaktadır. Aynı zamanda fotoğraf makinelerinde de lensin içinde olduğu için zoom falan yaptığımızda da gene kullanılmakta. Yani 1, 2 ve 3'te kullanıldığı için doğru cevabımız D şıkkı olmakta. 5. sorumuza gelelim. Burada 5'teyiz. 5'e bakalım. Ömer aşağıdaki şampuan ve sabun çiftinden hangisini almalıdır? Ellerinde egzama deri hastalığı olan Ömer'e doktor ellerini asit içerikli maddelerden uzak tutmasını öğütlemiştir. Ömer bu uyarıdan sonra şampuan ve sabun alacaktır. Bakın burada asit içerikli diyor. Bunun altını çizelim. Hangisini almalıdır? Yani asit olmaması gerekiyor bunların. Baktığımızda 4,5. Bir tablomuz vardı. Bu neydi? 0 ile
Eğer 7 arasındaysa asitti. Eğer 0 ile 14 arasında ise bu neydi? Bazdı. Tam ortası nötr, yani tuzlu suydu. Baktığımızda 4,5 nedir? Asitin olduğu yerdedir. Asit olduğu için direkt A'yı eliyoruz. 7,7 bazdır olabilir ama 6,9 da asitin bölgesinde olduğu için bu da asittir. Bunu da eliyoruz. 7,1 nedir? Bazın kısmındadır. O yüzden bu olabilir. 7,5 de bazın kısmındadır. Bu da olabilir. Çünkü asit içerikli maddelerden uzak durması gerekiyorsa bunlarda asit yoktur. Cevabımız C'dir. İkisi de bazdır. Ama baktığımızda buraya 3. 3 nedir? Asit kısmındadır. O yüzden bunu da eliyoruz. Ve C şıkkımızı işaretliyoruz. 6. sorumuza gelelim. Burada da ne diyor bize? Buna göre enerji ihtiyacını sadece üretileceğin karşılamaktadır. İfadesi kaç numaralı karta yazılmalıdır? Şemada bir besin ağında yer alan canlıların yeri numaralı kartlarda belirtilmiştir. Bu canlıların besin ağındaki rolü kartlara yazılacaktır. Enerji ihtiyacını sadece üreticiden karşılamaktadır ifadesi kaç numaralı karta yazılabilir? Enerjisini sadece üreticiden sağlıyorsa hangisine yazılabilir? Baktığımızda güneşten enerji alıyorsa bu nedir? Bitkidir ya da üreticidir. Ondan sonra ise Bitkiyi kim yiyor? 2 ve 3 yiyor. 2 ve 3 nedir? Onlar da tabii ki arkadaşlar otçuldur. Ama baktığımızda 2 otçul. Eğer 3'e baktığımızda 3 hem bitki yiyor hem de et yiyor. Bu hem o zaman bu hepçil. Ama bu ikisi bitki olmadığı için 4 ne yapıyor? Sadece et yediği için 4 etçildir. Burada ne diyor? Üreticiden yararlanmaktadır diyor. Sadece üreticiden. Ha pardon arkadaşlar. Sadece üreticiden, yani hangi sadece bitkiden yararlanmaktadır dediği için. Burada hangisi olabilir? 3 neydi? 3 hepçildi. 2 otçuldu. O zaman otçulu soruyor bize. Üreticiden yararlanan nedir? Otçuldur. O yüzden 2'yi B şıkkımızı işaretliyoruz. Hemen arka sayfamıza bakalım. 7. Aşağıda bazı kimyasal tepkimeler verilmiştir. Buna göre hangi tepkimeler yanma tepkimeleridir? Yanma tepkimelerinde ne oluyordu? Girenler kısmında oksijenin olması lazım. Eğer oksijen varsa yanma tepkimesidir. Bakalım oksijen var. O yüzden yanma tepkimesi. Oksijen var, yanma tepkimesi. Oksijen var, yanma tepkimesi. Bu kadar basit arkadaşlar. Baktığımızda 1, 2 ve 3. Yani cevabımız D şıkkı. Bu kadar basit. Eğer oksijen varsa yanma tepkimesi. Eğer yoksa başka tepkimeler olabilir. Eğer asit ve baz varsa, yani OH ve H iyonları varsa, bunlar da tabii ki nötrleşme tepkimesidir. 8. sorumuz. Buna göre denklemdeki sembollerin yerine hangisinde verilenlerin yazılması uygun olur? Selma fotosentezle ilgili kavramları fotosentez denklemi ile aşağıdaki gibi eşleştirmek, ilişkilendirmek istiyor. Bakalım. Şimdi fotosentez yapması için karbondioksitten sonra neye ihtiyacı var? Tabii ki suya ihtiyacı var. Su. Su artı karbondioksit. Işık enerjisi. Işık enerjisini dönüştürmek için de neye ihtiyacı var? Tabii ki klorofile ihtiyacı var. Buraya da klorofil veya kloroplast da olabilir. Ondan sonra ürettikleri neydi? Oksijen ve tabii ki oksijen ve glukoz, yani besin. Buraya besin veya glukoz da diyebilir. Glukoz olması lazım. Bunları sıraya soktuğumuzda üçgene su gelecek. Kareye klorofil veya kloroplast. Daireye ise glukoz veya besin gelebilir. Bunları karşılaştırdığımızda doğru cevabımız B şıkkı gelmektedir. 9. sorumuza bakalım. Buna göre bu kutuların içerisinde yer alan mercekler aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Birbirine paralel olarak yollanan ışık ışınlarının kutular içerisine yerleştirilen merceklerden kırılıp izlediği yollar aşağıda gösterilmiştir. Hangi mercekler nasıldır diyor. Az önce ilk sorumuza da dediğimiz gibi, eğer ışınları bir yerde topluyorsa bu neydi? İnce kenarlı mercekti. Bakın, bütün ışıklar paralel gidiyor ve bir noktada kesişiyor. Bir noktada toplanıyor. O zaman nedir? K'ya ince kenarlı mercek gelecek. İnce kenarlı mercek nasıl gösterilir? Böyle gösterilebilir. Ondan sonra böyle gösterilebilir. Böyle gösterilebilir ya da böyle gösterilebilir. Baktığımızda bu ince kenarlı mercek. Bu da ince kenarlı mercek. Sonra devam edelim. Burada da ne yapıyor? Burada da tam tersi yapıyor. Onu dağıtıyor. Bakın, dağıtmış hepsini. Hepsini dağıttığı için de bu da kalın kenarlı mercektir. Kalın kenarlı mercek ise böyle ya da böyle
ya da bunun tam tersi şeklinde veya şöyle gösterilir. Baktığımızda L'deki de kalın kenarlı mercek olduğu için B'de de onu kalın kenarlı mercek olarak göstermiş. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı Bursa oluyor. 10. sorumuz. Bu elementlerden hangileri periyodik tabloda aynı grupta yer alır? Aynı grupta yer alması için ne gerekliydi? Son katmandaki elektron sayılarının aynı olması gerekiyordu. Baktığımızda bazı istisnalar vardı ama. Bu nedir? 1A grubundadır. 1A grubu. Bakınız 1A. Ondan sonra bu 2A grubundadır arkadaşlar. Ondan sonra buna baktığımızda son katmanda 1 varsa bu da 1A grubundadır. Bunun katmanında da 2A 2 var. 2A grubu. Ama burada bakın, burada şaşırabilirsiniz. Burada 2 yazmayın çünkü 2 tane şey var ama bu kararlı olduğu için arkadaşlar 8A grubundadır. Bu yüzden buna 8A yazacağız. 2A yazmayın. Baktığımızda hangileri aynı grupta? 1A ve 1A olduğu için cevabımız 1 ve 3, yani B şıkkımız. 11. sorumuz. Bir dakika, biraz odaklayalım. Bu ekosistemde beslenme ilişkisini gösteren besin zinciri yukarıdaki gibidir. Buna göre 1 ve 2 numaralı canlılar aşağıdakilerden hangileri olabilir? Bir canlısı güneş enerjisi aldığı için, güneşten ışık enerjisi aldığı için bu nedir? Üretici olmak zorunda. Mantar üretici midir? Değildir. O zaman B'yi eliyoruz. Mantar üretici değildir. D'yi de eliyoruz. Çim üretici midir? Evet, üretici. Çim üreticidir aynı şekilde. Çimi aslan mı yer? Yemez. Çünkü aslan etçildir. O yüzden geriye C şıkkımız kalıyor. Çimi arkadaşlar çekirge yer. Çekirgeyi yılan yer. Yılanı da bu sanırım akbaba yer. Böyle olarak ilişkimizi kurabiliriz. Cevabımız Ceyhan. Ve son sorumuz. Bu soruyu yapıp videomuzu sonlandıracağız. Buna göre çalar saatin sesi verilen noktalardan hangisinde ilk önce ulaşılır? Yani ilk önce dediği nedir? Hangisinde daha hızlı yayılmaktadır diyor. Daha hızlı yayılması için taneciklerin arasındaki uzaklık çok az olması lazım. Suda az mıdır? Değildir. Var biraz. Havada da var. Boşlukta hiç yayılmaz. Bakırda ama tanecikleri böyle olduğu için, yani sıkı sıkı olduğu için ilk önce oluyor. Sesin yayılma hızı buna fazla olduğu için ilk buna ses gelir. O yüzden doğru cevabımız 4D şıkkımız, Denizli şıkkımızdır. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dediğim gibi yazılı sorularımızı buradan bulabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Diğer videolarımıza da gidebilirsiniz.